Herkese merhabalar, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Evimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım diyoruz. Hava yağmurlu Muğla'da birkaç gündür. Biz de evdeyiz, hayvanlarımızı falan doyurduk. Şimdi kendi karnımızı doyuracağız. Ve size bir sürprizimiz var, onu göstereceğiz. Çok açım. Vallahi ben de çok acıktım. Ben 20 yıldır Esma'ya sabahları açım diyorum ya. Evet. Diyor ki 20 senedir ama ne Bir güzel iş. doyuramadım Çok istikrarlıyım yani 20 senedir açım. Yani sabahları çok aç oluyorum çünkü akşam 7.30. 7 gibi mi yedik? Erken Yani yiyip erken yatıyoruz evet ya. erken yattığımızdan acıkıyorum sabahları. İlk önce gittik hayvanlarımızı doyurduk. Şimdi sıra geldi bize. Şimdi çayımızı koyacağız, bir şeyler yapacağız. Evet, her Allah şeyi ne birlikte verdiyse. yapacağız. Tabii. Doğal halimiz, ne yiyorsak hep birlikte yapıp hazırlayacağız. O zaman hadi başlayalım. Önce çayımızı, suyunu koyalım. Bir de şey mesela bizim malzemelerimiz ve üç harfli marketlerin malzemelerini de göstereceğim ben sana. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Önce çayımızın suyunu koyalım. Ondan sonra da hemen size sürprizlerimizi gösterelim. Valla bir şey söyleyeyim mi sana? Bugün ilk defa karnımın sesini duyuyorum. Kulağımda çok acıkmışım ya. İyi, hadi bakalım. Evet, bu hazır. Şimdi geldik sürprizimize. Öyle getirelim. Bunlar ne? Onlar ne biliyor musun? Ben size biraz daha kamerayı yaklaştırayım şimdi, bir dakika. Bak şu. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bu özellikle gösterdiğim 3 tane yumurta ördeklerimizin yumurtası. Civcivlikten gelip büyüdüler bize şimdi nimet veriyorlar. Maşallah. Şeyi farklı ama. Böyle seramiği daha bir farklı gibi dışı. Hani 3-4 tane geçen de yapmıştım. İlk videoda dedim şey yaparız. Şimdi de bu 3 tane. Zaten tamamı 3 taneler. Bir gün 2, bir gün 1, bir gün hiç, bir gün yine 2. Böyle değişik daha yavrular. Kılavuz yumurta herhalde bunlar. O kadar güzel böyle ama içi falan şey kırdığınızda dolu dolu yani sallanmıyor bile diyebilirim. O kadar güzel ki. Bundan mı yapacağız bugün? Tavuk mu yapalım? Şey yapalım, hem ördek hem tavuk karıştıralım, hem de kıralım, içini de gösterelim. Bakalım bir Ha. fark var mı, görmüş olursunuz. Tamam. Şöyle ayarlayayım Bunlar ben. kılavuz. Normalde ördek yumurtaları biraz daha büyük olur. Bunlar kılavuz Evet. olduğu için. Ama bak uzun süreli yapanınki biraz daha büyük. Bunlar tavuk. Şimdi şöyle göstereyim size biraz daha yakından. Tavuk yumurtası bu, ördek yumurtası bu. Henüz biraz tavuklara göre küçük görünüyorlar. Çünkü daha ördekler yeni yumurtlamaya başladı. Hani tavuklar da ilk yumurtlamaya başladığında küçük yumurtluyor ya. Kılavuz yumurta diyorlar Aynen. işte onlara. Daha yeni başladıkları için, birkaç gün olduğu için henüz küçükler. Ama bayağı bir büyüyecekler. Çünkü normalde ördek yumurtası Tabii. tavukların yumurtasından daha büyük oluyormuş. Bakalım, biz de tecrübe edeceğiz. Yok küçük de olsa içinin sarısı daha büyük. Daha şey böyle güzel. Evet, o zaman kırıp gösterelim. Hem de Tamam. ha şey yapalım mı? Hatta tartalım bakalım kaç gram. Getir. Bir Şey dakika. terazimiz var küçük. Ben artık kızlarımın yumurtalarını tanıyorum. Bak bu da tavuklardan siyah olanı. Şu beyaz büyüğü. Bu da kırmızının bir tane yapıyor zaten. Bunu açayım ben. Sana şey yapayım, kamerayı yakından gramını Getir. görelim. Ama benim tavuklarımın yumurtaları da bayağı büyük. Az yapıyorlar bu ara ama büyük yapıyorlar. Evet, şöyle şimdi. Sen tart Bak bakalım. mesela bu tavuk. Bu süper ağırlıkta 68 gram. Wow, 68 gram tavuk yumurtası, maşallah. Gözüküyor mu oradan gram? 67 diyor şu anda. Evet. Onu alalım. Öbür yumurtama tavuğa bakayım. 63. Onu alalım. Süper. Şu beyazımınkine bakalım. 57. Beyazlar Ligurinlerin yumurtası büyük ihtimalle, Evet. 57 gram geldi. Bu da 61. Kırmızını. Bunlar 60, 60'a 60, düştü. Evet. 61. Net ölçüyor işte. Bir 61 Evet, oluyor. şimdi Şimdi ördeklerinkine bunlar geldi. şey, beyazlar Ligurinlerin, sarılar da diğer sarı tavukların yumurtası. Böylelikle gramaj olarak da farkını görmüş oldunuz. Evet.
Ligorinler biraz daha küçük yapılı hayvanlar. Çok yumurtluyorlar ama yumurtalarının gramı biraz daha düşük oluyor. Ördeğin, onu da anlamış olduk. Ördeğinkiler kılavuz. Ona bakalım şimdi. Şöyle. 52. Evet, ilk ördek yumurtalarımız 52. Aslında daha ağır olur normalde ördeğinki ama. Evet. 53. İyi ölçüler yakın. Şu an 52-53 gramlı ördekler yumurtlamaya başlamışlar. Bu da demek oluyor ki 60-70 grama kadar. Tabii tabii. Zaten çok rahat çıkacaklar. Boyutları artacak zamanla. Bakalım nasıl olacak? 67-68 tavuğun ki mutlaka ördek geçiyor. Yalnız o yumurta süpermiş ya. Hangisiydi o? 67 gram yumurta. Maşallah bak. Şimdi yine 68 çıktı. İşte diyorum ya kımıldıyor. Hassas yani, tarzı. Bir milim hassas terazi olduğu için oynayabiliyor. Durum böyle. Biz şu an çok mutluyuz. Çünkü onları civciv yani çok küçükken yeni doğmuşken alıp kendimiz besledik. Ve yumurtalarını da görmek nasip olacak mı diye hepsine söylüyorduk. Nasip oldu çok şükür. Şimdi onlardan güzel bir yumurta pişireceğiz. Taze tereyağlı ve yiyeceğiz. Hadi patates yapalım ya. Yapalım. Çok aç yine. Az bir şey de patates o zaman kızartalım. Tamam. Domates, peynir, zeytin falan yeterli. Bunları şimdi size bir de kaseye kırayım. Arada iç farkı da var mı onu da gösterelim değil var, mi? Var var. Tamam. İçleri. Onlar küçük olduğu halde fena değil sarıları büyük. Tamam. Aynı şeye mi kıracağız? Ayrı ayrı mı kıralım? Ayrı ayrı kaselere kıracağım. O aradaki zaman, farkı göreceğiz şimdi. O zaman iki tavuk, şöyle, üç ördek kıralım. Ördek. Yok birer tane kıralım. Öbürlerini yine çıkmak için kırarız. Tamam. Şimdi şöyle yakın alayım ben. Tamam. Ben şu ikisini aldım o zaman. Yine. Bir tavuk, bir ördek kıracağız şimdi. Bakalım. Evet. Kırayım mı ben? Hadi kıralım bakalım. Tamam. Hangisini kırıyorsun? Şu an ördeği kırıyorum. Oo. Ama geçende de bunu bak böyle kırarken zorlandım biliyor musun? Bayağı kalın. Bakalım. O kadar kırıldığı halde açılmıyor. Ördek yumurtasının kabuğu baksana, tavuk yumurtasına göre daha kalın. Baksana nasıl kırmak dağılın için birazcık daha güç vermek gerekiyor. Yo, bir de benden de kaynaklı bak şimdi. Hop. Nasıl dolu içi görüyor musun sarısı? Evet sarısının rengine bakar mısınız? Şöyle yakından. Bu ördek yumurtamız. Şimdi de tavuk yumurtamızı kırıyoruz. Haydi bakalım. Hop. Oh benim tavuklarım da küçük yapmıyor ki maşallah. Evet şimdi daha yakından size gösteriyorum. Bah. Evet. Ördek yumurtası bu. Tavuk yumurtası bu. Aralarındaki fark ördek yumurtasının beyazı daha beyaz ve jel gibi. Tavuk yumurtasınınki hafif daha krem ve böyle daha toplu duruyor değil mi? Evet. Böyle. Renkleri de bakın bu şekilde. Ördek yumurtası daha turuncu. Evet evet onu diyecektim tavuk daha turuncu. Tavuk yumurtası daha sarımtırak. Ama bunu tabii keşke bir tane de bakkal yumurtası olsaydı da onunla kıyaslasaydık. O zaman aradaki farkı görebilirdiniz ama sonuçta kullanıyorsunuz. Anlayabilirsiniz. Bakın. Süper. Gezen tavuk. Hazır yem yemeyen sadece buğday mısırla ve bahçedeki şeylerle beslenen hayvanların yumurtalarının rengi ve kırdığımızda şu dağılmama şekli böyle oluyor. Taze taze yiyebiliyoruz. Hadi başlayalım. Evet şimdi o zaman yumurtamızı yapalım. Patatesimizi kızartalım. Şunu şöyle bırakıyorum. Evet hazırız. Şimdi şu terazimizi kaldıralım. Bununla işimiz bitti. Evet ben şimdi onları şeye alayım. Çırpma kabına. Tamam. Kesinlikle patlamıyor sarıları. Taze günlük olarak tükettiğimiz için. Şimdi tavuklarımız az yumurtluyorlardı biliyorsunuz ama ördekler desteğe geldi. Takviye desteğe geldiler. Süper evet, oldu. Yine yumurta ihtiyacımızı çok karşıladı. Rahat bir şekilde karşılıyoruz. Onda bir sorun yok. Hazır almıyoruz. Evet şöyle. İstersen ben patates soyayım. Sen ona iki tane daha yumurta kır. Dört mü olsun? Dört. Tamam. Bu arada ördek yumurtasının tavuk yumurtasına oranla besleyiciliği daha fazla. Birazcık daha protein açısından, vitaminler açısından daha sağlıklı. Özellikle yabancı ülkelerde çok daha fazla üretimi ve tüketimi var. Ama nedense bizim ülkemizde çok yaygın değil. Eskiler yine bakıyormuş ama
Son dönemlerde sanki bu biraz daha azalmış. Profesyonel çiftlikler artık var mı, yapıyorlar mı o kadar detaylı bilmiyorum. Ama biz yine de hayvanlarımızı hem sevdiğimiz için hem de çeşit olması açısından onun da vitaminini alalım diye besliyoruz. Evet, yumurtamız hazır. İki ördek kırdım, iki tavuk. Tamam, çayın suyu kaynadı. Ben çayı demleyeyim. Aa, onda çay bitti canım. Olsun, bana denk gelmiş. Ya sağdaki ya soldaki. Şu olması lazım. Sonra bir çay takviyesi yaparsın. Yes. Aha, badem gelmiş. Badem! Sabaha kadar geziyorsun orada burada. Şimdi geliyorsun. Şu yumurta kabuklarını da atmıyoruz biz. Tekrar hayvanlara ezip geri yediriyoruz. Şöyle bir yoğurt kovasında biriktiriyoruz. Onlara verebileceğimiz şeyleri. Fena yiyorlar onu ama. Evet, ördekler her şeyi yiyor zaten. Bu kabuklar onlara fayda sağlıyor. Tekrar vitamin olarak. Şimdi. Hoppala. Bu arada havlum yok. Havlumu alayım geleyim. Evet. Ben şu çayımızı demleyeyim. Şuradan çöpüyorum. Çayın 15 dakikası var. İstersen domates falan hazırlayabiliriz. Evet. Şuradan domates hazırlayayım. Kahvaltıda patatesi azıcık yağla kızartacağım. Şöyle bir damla. Buharında pişireceğim. Normal günlük kızartma gibi yapmıyorum. Şöyle çok az bir yağ koyup yapıyorum. Bu Doğan köydeki ablanın domatesi biliyor musun? Ha, güzel onların sebzeleri ya. Şimdi. Badem, ne yapıyorsun oğlum? Hemen kafasını cama dayıyor. Geleceğim mi? Gel. Size yakından göstereyim onu bir dakika. Yavrum ya. Gel bebeğim benim. Kahvaltı yapalım, alacağım ben. Badem. Badem. Allah'ım Allah'ım. Aslan Max'ım benim. Gel. Alacağım birazdan, söz. Şu karnımızı doyuralım. Güzel oğlum. Boncuk gözlüm. Birazdan hepsi gelirler buraya. Artist yemeklerini ya. Yediler, şimdi geziyorlar. Şöyle küçük küçük yapayım bugün. Tatlı olsun patates. Yapıyorum. Değişik kızartalım. Her zaman uzun kızartmıyorum ben. Bazen yuvarlak küçük patateslerde, bazen böyle sivri, bazen de böyle küçük küp küp yapıyorum kahvaltı için. Hem kahvaltıda çabuk pişiyor hem de buharında piştiği için az yağda güzel oluyor. Kahvaltıda patates veya yumurta olmadı mı benim karnım doymuyor ya. Ay evet, biz öyleyiz. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama biz hep böyle illaki... Ana bir şey olacak yani. Yani yumurta, patates, işte ne bileyim ıspanak kavurması, patates, pazı, pırasa gibi kavurmalar. Hep öyle şeyler yaparız mutlaka kahvaltıların yanında. O olmadı mı sanki ben kahvaltı yaptığımı anlamıyorum. Sadece mesela peynir zeytinle kahvaltı yapamıyorum. Ya şeyde böyle hani İstanbul'da işte güçte acele aparatif atıştırıyordu insan sabahları mapahları da. Ya onda da poğaça börek alıyorsun yanına işte ondan. Heh. O götürüyordu. Allah'a çok şükür o poğaça börek işinden kurtuldum ya. Evet ya, gerçekten her şeyimizi hem kendimiz yapıyoruz. Hem de sağlıksız beslenmekten en azından kurtulmuş oluyoruz. İki tane yiyordum, doymuyordum. Üç tane yiyordum, baş ağrısından duramıyordum. Domatesler hala çok güzel burada. Evet. Bizimkiler tabii ki çoktan bitti de. Bir tek yumurtamız kaldı, onu en son yapalım o zaman. İstersen... Sese bak.
Vaş. Vaş diyor. Taraftan masayı şey alayım. Olur. Peyniri, zeytini ayarlayayım. Size şöyle patatesi nasıl yaptığımı da göstereyim. Şöyle küçük küçük yaptım. İnce ince, küp küp. Böyle kızartacağım. Şimdi azıcık tuz koyacağım. Kapağını kapatacağım. Böyle buharda pişecek. Artık bahçede yapacak iş kalmadı. Çok rahatız. Kış da geldi. Böyle bol bol evde vakit geçiririz. Bir şeyler yaparız. Rahat oluruz. Düzenimiz oturdu çünkü. Bayağı yorulduk, işler yaptık ama buna değdi. Düzen bir kere oturdu, ondan sonrası tıkır tıkır işliyor. Her şeyimizi yaptık ya, hayvanlarımızla alakalı olsun, şeyle alakalı. Evet. Şimdi işlem kendi kendine tamamdır. Pişsin. Yumurtamıza biraz tuz atalım. Tamam. Çayımızı demlemiştik zaten. Çay demlendi. Şu domatesten ortadan başladım. Ben size yaptığım incir reçelimden, erik reçelimden koyayım. Onları da göstereyim. Erik reçeli de koysana ya. Erik söyledin mi? Duymadım ama. Ne? Erik reçeli de koyacaksın değil mi? Koyacağım. İyi, süper. Bak ya. Bu kelebek buraya nereden düşmüş? Gel gel gel. Canlı ıslak acaba yer mi kedi, atsam dışarı canı şey olmasın sonra. Bu tarafta kurusun biraz, ıslanmış. Çünkü bazen bakıyorum kovalıyorlar. Hop. Evet, şu bizim bahçedeki incirlerden yaptığımız olgun incir reçelimiz. Bu da yine bahçedeki eriklerden yaptığımız mürdüm eriğinden yaptığımız reçel. Şimdi birazcık onlardan da koyayım. Bir bakın. Ben o zaman peyniri, zeytini ayarlayayım. Şurada size çıkarayım ikisinden de. Ben böyle reçeli şey yaptım, meyvelerini çok küçültmeden yaptım. Çünkü reçel yerken böyle meyvelerini yemeyi çok seviyorum. Bakar mısınız? Şöyle. Şurada bakın kıvamı, rengi. Çok az şekerle yaptım ben bunu. Şöyle göstereyim. Evet. Tamamen doğal. Ağaçtan aldık, çok az bir şekerle bunu yaptık. Şimdi de kışın afiyetle yiyoruz. Şimdi incirleri de, olgun incirleri de şöyle bütün bütününe yaptım. Kahvaltıda yerken sadece kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu ben pişirirken içine birazcık da mandalina koydum. Çok güzel bir aroma veriyor. Deneyebilirsiniz. Bunun da suyundan göstereyim işte, bakın. Bunun da rengi, kıvamı böyle bu şekilde. Ağırlıkta zaten meyve ağırlıklı. Yakından da görelim rengini, kıvamını. Böyle erikleri sadece ikiye böldük. Hatta Instagram'a atmıştık erikleri yaparken. O şekilde direkt pişirdik. Çok güzel oldu, lezzetli gerçekten. Gel gel benim zeytinimi pullamamı gör. Oh, güzel de pulladım. Yağına bile ekmek banıp yiyebiliyoruz bunu. Pul biberimiz de doğal bu arada, el yapımı. Bahçeden biber. Biz yapmadık da doğal yani. İçindeki yağ da zeytinyağı, takviye yapıyorum ben ona. Ekmek de bana biliyorsunuz o zaman. Tamamdır. Şimdi süper oldu. Senin patates konuşmaya başlamış, çıtır çıtır ediyor. Esma, bir tek senden bir isteğim kaldı. Şu peynir işine de bir çözüm bul, bir inek al. Bundan da kurtulalım ya. İnşallah ya. İstiyoruz ama işte. Üç harflilerden bir... Şartlar, imkanlar. Şey kaldı herhalde. Peynir ve yoğurt özellikle. Yoğurt giderimiz de çok bizim ya. Bir tane ineğimiz olsa işte. Aynen. Yoğurt yapacağız. Peynir yapacağız. Tereyağı yaparız. Tereyağı yapacağız. Sütümüzü yine kullanacağız. Günlük hem içmeye hem diğer işte tatlılardır, yemeklerdir neyse. Kaşar peynir falan yapabiliriz. Böreklik peynirimiz çıkar yine tereyağının altından. Ya bir ara yaptık. İnek sütü alıp, evet. İnek sütü alıp yapıyorduk da
bir randıman alamadık. Hani şey de demek istemiyoruz ama randıman alamadık ya. Kendi ineğin olduğu gibi olmuyor tabii, ara ara her zaman bulamıyoruz. Aynı kıvam olmuyor. Yeri geliyor uzaktan geliyor, istediğimiz saati denk getiremiyoruz. Evet, peynirimizi ekliyoruz. Hijyeni, koşulları hepsi tabii ki çok önemli, o yüzden dur bakalım. Bak bak, sen bunları böyle koymuşsun ya, ben de modelli koydum aynı seninki gibi. Allah ne verdiyse. Şimdi patatesle şeyi yaptık mı daha ekstra bir şeye gerek yok. Allah bereket versin. Yeter. Her şey dahil mi bu kahvaltıya? Açık büfe, hep köy kahvaltısı. Açık büfe. Evet. Bahçede değil ama semaver de yok bugün ama. Bu of. Normal klasik ev günlüğü. Yine yaparız yaparız. Hava azıcık açtı mı biz biliyorum, duramıyoruz evde. Evet, yağmur oldu mu Muğla'da dışarı çıkıp hiçbir şey yapılmıyor. Süper. Kışın soğuklarda az bir şey, güneş bile olsa çıkıp bir şey yapabiliyoruz. Ama yağmur yağdığı zaman kesinlikle hiçbir şey yapamıyoruz. Bak görüyor musun? Yandan yandan da takviye yapıyorum her şeyi. Bardaklar tamam. İstersen çaydanlığı da masaya alalım, bir daha kalkmıyoruz. İki de bir uğraşmayız. Ona kablo çekeyim o zaman buraya ben. Burada var, ben getiriyorum. Var mı? Evet. Bunlar da tamam. Bıçakla kesilecek bir şey var mı? Yok. İncir reçeli bir çiftten koyabiliriz. Benim narım vardı, onu da koyayım. Evet. Bu da burada. Şimdi benim aklımda bir şey daha vardı. Evet, bu da narımız. Bu da bahçeden. Furkan sağ olsun bizi ayıklıyor. Her akşam yediriyor. Ben de bir azıcık ayırıyorum. Sabah kahvaltıda da yiyorum birazcık. Güzel oluyor. Çayımız zemin almış mıdır? 5 dakikası var. Evet. Şekerimiz de tamam. Senin küçük bir tuzluğun vardı. Burada mı kaldı acaba? Tuzluk buralardaydı ama. Ha bak şurada, bardakların orada. Çok zaten sen söylemesen. Bizde bir şeyi bulamama huyu var ya. Esma her şeyi görmeden yerini bilir. 3 tane erkekle yaşayınca evde öyle oluyor. Hiçbir bir şeyin yerini bilmiyor. Mutlaka yine unutuyorlar. Yo, bakarken de görmüyoruz ki yeri geliyor. Arkadaşlar yani gerçekten annelere böyle demek ki. Çocuklar bir şey soruyor. Orada bilmem neyin içinde diyor. Gidip bakıyorlar, yok. Ya nasıl yok orada? Gidip buluyor, aynı şey başıma benim de geldi. Ben de bulamadığım oldu yani. Yumurtanın rengine bakar mısınız? İsmi ona da pul biber atacak mı kız? Nasıl sarı oldu, bakar mısınız rengine? Çırttık ya. Gerçekten doğal beslenmek, sağlıklı beslenmek çok önemli. Hoppa. Yavaş yavaş işte elimizden geldiği kadar bunu elde etmeye çalışıyoruz en azından. Aynen. Ufak tefek bir şeylerimizi artık kendimiz yapıp dışarıdan almıyoruz. Hem ne? Daha lezzetli oluyor, ne? Hem sağlıklı oluyor, hem bereketli oluyor. Bereket. Sen şu anda bu masada patatesi aldık biz. Hı hı. Peyniri aldık. Çay zaten mecbur. Çay da dikecek halimiz yok. Ya bazı mecburiyetlerden kaçamıyorsun. Reçeller bizim. Nar bizim dedik. Zeytin bizim. Domatesi o abladan aldık. Onu da bizim sayıyorum. Bir tek peynir şu anda masada. Yumurta bizim. Tereyağımız bir de. Bak demek ki ne? Peynir, tereyağı. İnek lazım bize. İnek. Onu alırsak şu masa hep bize her ait. Her yer ineğe çıkıyor kapı. Her kapı evet, ineğe her çıkıyor. Kapı. Bir tane inek. Dur bakalım. Var bir sürü planlar. Zamanla olur inşallah. Öyle öyle. Zamanla, sırayla. Yavaş yavaş. Şimdi. Bir tek sendeyiz. Patates buharında piştiği için zaten yok, pişmek üzere. Yok. Az kaldı. Yok, güzel artıyorum. Olsun. Yarım saat bekledim. 10 dakika daha beklerim kız. Güzel pişsin. Sen bu işi yapıyorsun. Ya az yağda daha sağlıklı oluyor o yüzden. Kızardı, yeter bu kadar. Buharda böyle oluyor kahvaltıda. Görüntü süper. Evet, finale doğru geliyoruz.
Kahvaltı hazır. Evet, soframızı kurduk. Allah bereket versin. Allah ne verdiyse. Çok şükür. Hepimizin evinde her zaman olduğu gibi. Klasik. Peynir, Türklerin zeytin, sevdiği yumurta, patates. yumurtalı patates falan kahvaltı yani. Yavaş yavaş hem bir taraftan yiyelim hem de ufak ufak sohbet mi edelim? Hadi Edelim. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim ekmeğimde mi gözüm var? Bana Al. da verirsin dedim. Al hadi al. Bu fırının şeyi, normal ekmeği değil de bu ekmeği güzel, böyle ikili papatya gibi değişik bir ekmek yapıyor. Güzel oluyor. Vallahi bir taş fırın yaparsak ekmeği de kendimiz yapacağız. İnşallah. Ya yapılacak çok şey var. Fırında yapıyoruz da. İlk inek. Onu anladım şimdi. İşte peynire, tereyağına, kaşara, yoğurda, ayrana. Evet. O çok lazım. Onun dışında şu masa %80 oranında bizden. Domates hadi abladan diyelim. Patates bizimkiler yazın oldu biliyorsun, biraz şeydi, küçük küçük olmuştu. Ama bu sene ona değişik bir model deneyeceğim. Bir abiden gördüm onu. Patates ve şey, peynir dışında dışarıdan gelen bir şey yok diye bakıyorum ben şu anda. Patates de hadi normal sebze diyelim. Ya o zaten yılın 12 ayı full üretmemiz mümkün değil. Mutlaka takviye alacağız dışarıdan. Yani. Ama en azından ne yapıyoruz? Yumurtamız, reçelimiz, domatesimiz, Zeytinimiz, zeytinimiz, işte yumurtamız. zeytinyağımız. İşte en azından bunlar doğal oluyor. O yönden güzel oluyor. İnsan hem keyif alıyor, hem deneyimlemiş oluyor, hem de daha sağlıklı beslenmiş oluyor. Yavaş yavaş katmaya çalışıyoruz hayatımıza elimizden geldiği kadar. Yani her şey tabii bir anda olmuyor. Yavaş yavaş. Acelesi yok. Biz bu hayatı bundan sonra çünkü yaşamaya geldik. O yüzden İstanbul'dan sonuçta köye göç ettik. O yüzden hiç acelemiz yok. Her şeyi bir anda yapmak gibi bir derdimiz de yok. Bu sene bu kadar şey yapabildiysek seneye bunun üzerine bir şeyler daha koyarız mantığıyla. İlerliyoruz bakalım. Yavaş yavaş. Sen devam et, ben devam edeyim. Evet. Valla Valla aynı aynı anda anda girdik. insanın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Yavaş yavaş, sindire sindire. Ha, çok acele etmeden, biz bir yıla nasıl yaydık her şeyi, hem hayvanlarımızı hem yapacaklarımızı. Onların hepsini bir ay içinde de yapabilirdik. Hani o paranın alamayacağı şey diyorlar ya, verirdik parasını. Her şey bir ay içinde olurdu ama böyle öğrene öğrene gelemezdik. Bir de şey, ekstra ya, ekstra ne kadar masraflar kısılmış şimdi düşünüyorum. Söyleme sahip, şimdi biz o zamanlardan bahsediyorum. 150 lira falandı değil mi? 2 sene önce falan kahvaltı gittiğimiz yerlerde. Şimdi herhalde İstanbul'da kahvaltı uçmuş Hiç gitmiştir. bilmiyorum ne Açık büfe. kadardır. Ne kadar masraftan kısılıyor demek ki. Akşamları yeri geliyordu, işten çıkıyorduk, dışarıda yemek yiyorduk, geliyorduk. Yani Evet. Dört duvarın arasında sıkılıyorduk. Bir de çalışıyorduk. Ne yapalım? Hadi bir yere gidelim. Bir kafamız dağılsın. Bir bunaldık, sıkıldık, çıkalım derken hemen gidip para harcayıp geliyorduk. Sonra çalış, harca, çalış, harca kısır döngüsünde ömür yitip gidiyordu. ya bir de sağlıksız, ne kadar sağlıksız besleniyorduk ister istemez. Herhalde. Şimdi atıyorum sen şu yumurtayı yaptın, şu domatesin kokusu geldiğinde veya reçelinden anlıyorsun, diyorsun ki ya o reçelmiş de bizimki ne şimdi, yani o reçelse onlarınki. Baksana Bak abi. narımızı söylemedin. Narımız da bahçede. Nar. Ya diyorum ya, burada peynir dışında her şey bahçe diye bakabiliriz. Kaşık koymamışım ama neyse. Gerek yok. Bak bak şimdi şöyle. Çay kaşığına yerim dedim. zeytinyağı, pul biber. Bak şimdi. Buranın zeytinyağı çok güzel ama. Bu sene daha bu bahçedeki zeytinleri toplamadık. Çünkü daha olmadı. Yağmursuz geçti. Bu sene kurak oldu. O yüzden böyle oldu. Şu yan tarlalar bile normalde biz geçen sene buraya 1 Kasım'da gelmiştik. Ekiliydi ve bu kadar falan büyümüştü. Evet, Hatırlarsanız yulaf. yemyeşildi her yer hani ilk videolarda falan. Şimdi hala daha her yer toprak daha. Yeni bu hafta diktiler.
Daha ne zaman çıkacak, ne olacak bilmiyoruz. İşte bu hafta yağmurlar başladı. Rahmet inşallah bereketli olur. Topraklar şöyle bir canlanır. Havalar da serinledi. Tam böyle bir 15-20 gündür o kadar güzel ki. Evet. Tam böyle köyün tadını alma zamanları. Hava hiç yakmıyor. Çok aşırı üşütmüyor. Geceleri soğuk ama gündüzleri güzel. Akşamları hırka falan giyiyoruz. Soba yakmaya ince ince başladık. Kömürümüzü aldık zaten. Taşıyacağız şimdi onları. Evet. Bugün yarın artık yerine koyarız değil mi? Tabii canım. Bir de şey var. Gündüz ama atıyorum 9'dan 10'dan sonra hava ısınmaya başlıyor. Akşam 5'e kadar güzel. Yine kısa kollu olabiliyoruz. Hiçbir şey yakmıyoruz. Hiç gündüz yakıt yakmıyoruz ama komple kapalı her şey. Ama akşam saat 8 falan oldu mu soğuktan durulmuyor. Soğuk yine yani. Kaça kadar iniyor şu anda? 10 dereceye kadar iniyor herhalde. Ama ayrıca burası yayla havası diye esiyordu artık herhalde. Aynen. Buranın rüzgarı ağır olduğu için daha serin diğer yerlere göre. Valla ördekleri de yetiştirdik ama bak yumurtalarını da yedik. Yumurta sanki böyle daha bir kalın oluyor onları kattığımız zaman bunun içine. Çok lezzetli. Daha doyurucu böyle. Ama ördekler tam zamanında yetiştiler gerçekten. Tavuklarla başımız dertte. Yumurtlamıyorlar doğru dürüst. Yo, ben onlarla toplantı da yaptım. Konuşma yaptım onlara. Yani arkadaşlar köy tavuğu yemeyi düşünüyoruz dedim yumurtlamazsanız. Yine ses çıkmadı yani. Bayağı da bakıyorlar yüzüme konuşurken ama ha. Yani 3-4 tanesi yumurtluyor gibi. Yok yok onların bazıları artık beleşiyorlar. Kesiliyor. Kesildi bence de. Hatta. 3-4 aydır randımanı gitti yani bayağı değil mi? Bugün bu arada kahvaltıyı yaptıktan sonra öğlen saat 2 gibi falan işte sözleştik bir arsaya bakmaya gideceğiz. O yüzden bugün hiçbir işimiz yok. Bahçede de bir iş yapmayacağız. Direkt dışarı gideceğiz şimdi kahvaltıyı yapınca. Nasip bakalım. Artık inşallah hayırlı olur. Hayırlısı olur. İnşallah burası nasiptir belki olur. Eğer olursa size hemen müjdesini veririz. İnşallah. Bakalım çok da böyle heyecanlı gittiğimiz zaman şey olmasın yani. Ya öyle öyle. Çok heyecanlanıyoruz bazen. Ya diyoruz çok güzel bize uyar falan ama sonra bir sorun çıkabiliyor. Ama o yüzden kendimizi çok kaptırmıyoruz biz artık alıştık. Her şeyine bakıyoruz. Ada parsellerinden, belediyenin imar planlarından. Soruşturuyoruz, araştırıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Her bulduğumuz yere de pat diye gitmiyoruz. Her şeyine bakıyoruz. İnternetten araştırıyoruz. Zaten bölgeleri az çok biliyoruz. Bölgenin muhtarına gidiyoruz. Yolda görürsek amca burası nasıl diyoruz. Kimi yakalarsak arkadaşlar. Her şeyden bir fikir. Buraya yağmur yağıyor mu, tutuyor mu, sel oluyor mu? İşte ne bileyim yaban hayvan nasıl? Kime, nereye bakarsak her şeyi soruyoruz sonuna kadar. Ya ben şimdi elik reçel yedim ama şu inciri bir ufaktan parçalasam da yesek vallahi. Doymaya doğru benim tatlı ihtiyacım başlıyor. Olgun incir reçeli de çok güzel oluyor. Evet. Çok azıcık şekerle pişiriyorum ben bu dalından topladığımız meyveleri. Hiç fazla şeker koyulmuyor. Çok az böyle. Çok iyi ya. Çok az böyle şekerle pişiriyorum çünkü dalında olduğu için o kadar kendi aroması, şekeri, güneşten yeterli şeyi serbest bir şekilde aldığı için tamamen doyurmuş oluyor şeker oranını. Ben böyle koydum bak böyle böldüm. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyelim size. Bu kanalımız çalındığı zaman biliyorsunuz bu hırsızlar, hackerlar bizim kanalımızda bir 8 tane falan böyle kısa kısa videolar paylaşmışlardı. Sonra biz neyse kanalı falan biliyorsunuz geri aldık. O videoları da sildik. Sonra YouTube bize o videoların içeriğiyle ilgili bir ihtar yolladı. Uyarı. İşte ne o topluluk kurallarına aykırı video içeriği falan işte insanları yanlış yönlendirme vesaire gibi. Biz de tabii hemen sürece itiraz ettik. Dedik ki siz biliyorsunuz bizim kanalımız çalındı ve bu videoları biz paylaşmadık. Hackerlar paylaştı. Biz de kanalımızı geri aldığımız an bunları silip kaldırdık. Dolayısıyla bununla alakalı bizim bir suçumuz yok dedik. Sağ olsunlar hemen evet diye, doğru diye o ihtarı kaldırdılar. Kanalımızdan sildiler. Çünkü onlar biliyor zaten bütün süreci onlar yönettiler. Ondan sonra ama biliyorsunuz kanal ne olursa olsun çalındı. Onlar kanala işte önlem koydular biliyorsunuz. İşte herhangi bir zarar vermesin insanlara.
ya da bize, video içeriğine, kanalın sahibine diye şey yaptılar. Güvenceye almak için dondurdular bütün her şeyi falan. Algoritma bundan çok olumsuz etkileniyor bu tarz şeyler, durumlar yaşandığında. Sonuçta onlar yapay zeka ile çalışıyor. Yapay zeka da bu videoyu kanalın sahibi mi paylaşmış, o mu paylaşmış bilmez. Video atılmış, atılmış. Yanlış mı? Yanlış. Cezayı kesmiş. Neyse biz kaldırttık falan, sağ olsun çok iletişim kurduk, yardımcı oluyorlar ama tabii kanalın algoritması, yine bu yapay zeka bunları insan gibi manevi yönden düşünemediği için çözemiyor. Ve algoritmamız kanalda ister istemez düştü. Yani çok güzel bir seviyede, ivmede giderken önerilerimiz azaldığı için bunun sorununu yaşıyoruz. Son 4-5 videodur evet önerileri bayağı azalttı. İşte şey var, aradığınızda Ahmet abi şunu düzelt deme şansınız yok. Karşınızdaki bir yapay zeka olduğu için öbürlerinin edebileceği müdahale de farklı. Bir iki yazıyoruz ama yavaş yavaş çıkmaya başladı yine. Herhalde yine bir 10-15 günü bulacak, düzelmeye başladı. Evet, YouTube Türkiye tarafıyla da bu sefer iletişim kurduk. Dedik ki hani böyle böyle oldu. Bizim bundan dolayı olumsuz bazı süreçlerimiz olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Biliyorsunuz bu durumda bizim herhangi bir suçumuz yok. Biz de kanal sahibi olarak mağdur olan tarafız. Dolayısıyla hani bu konuda bize destek olunmasını bekliyoruz diye yazdık. Sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar, ilgiyi gösterdiler. Ama ne olursa olsun işte dediğimiz gibi bu bir algoritma, bir sistem, bir yapay zeka çalışıp bunları tarıyor. Dolayısıyla da biraz bunun düzelmesi zaman alacak dediler. Siz videolarınızı paylaşmaya devam edin. Gayet başarılısınız dediler, sağ olsunlar, bize destek oldular. Bu şekilde ilerleyin, o zaten çok kısa zaman içinde kendisi düzelecektir dediler. Bu yüzden sizden özellikle beğenilerinizle ve yorumlarınızla gerçekten destek bekliyoruz. Zaten ne kadar emek verdiğimizi, bütün emek verdiğimiz işlerisinde paylaştığımızı, her şeyi açık ve doğru bir şekilde anlattığımızı, hiçbir şeyi süsleyip süslemediğimizi, her bir şeyleri hep alın teri, emek, çaba koyarak yapılması gerektiğini göstermeye çalıştık. Siz de zaten sağ olun bizi hep takdir ettiniz. O yüzden kanalımız bizim için çok değerli. Birincisi sizlerle birlikte burada bir aile olduğumuz için, iletişim kurabildiğimiz için çok değerli. Gerçekten YouTube sayesinde çok çok kıymetli, çok değerli insanlarla tanıştık. Hayatımıza girdiler, çok güzel aileler. O yüzden çok önemli bizim için. Yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu süreci hep birlikte daha hızlı bir şekilde aşarız. Buna inanıyoruz. Evet, yorucu bir süreçten geçtikten sonra bir de algoritmanın öyle düşüş olması, hani o kadar emek verip çektiğim videoda insanın biraz garibine gidiyor. Evet. Ama olsun. Yani çok çok şey değil yani, inşallah güzeldir. Kendimizi de üzüp harap etmenin bir anlamı yok. Tabii ki. Yavaş yavaş yerine geliyor. Yedin mi incirlerini? Ben yedim valla. Bir tane mi yedin? Bir mi yemişim? Ya bir de erik yedim. Erik de mi yedin? Erik yedim. Zeytin yedim. Daha ne yedim? Mürdüm eriğinin reçeli çok güzel oldu. Evet. Meyve suyu da çok güzel oluyor. Dondurucuya attım birazcık fazlasını. Hem eşe dosta burada geldikçe veriyorum. Bahçeden hani videolarda falan bazen çekiyoruz. Görüyorsunuz haliyle. Buraya gelen dostlarımıza falan da vermek için böyle dondurucuya attım biraz. Yapmış. Onu paylaşıyorum. Birazcık kendimize yaptık. Zaten öyle bereketli oluyor ki. Çok şükür. Yeye bitmiyor. Gerçekten insanın kendi yaptığı ayrı bir oluyor. Aynen. Hemen hemen çayını dik 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 yetiştir bana. Bu kadar şey var işte sofrada. Baksana ne yiyebildik. Allah bereket versin. Sen bugün yumurta yaz yedin. Şey mi acaba? Doyurucu değil mi? Hem doyurucu hem de... Ördek yumurtası doyurucu oluyor. Yine yedim gerçi, şey yapmadım ama kamera da etkili olabilir mi acaba? Olabilir. Sanki göbek, biraz çekiniyorsun. Göbek belli falan. Ha. Ondan iki dilim ekmek yedim gördünüz. Ama şey yapabiliyorum. Ha şimdi şey diyor, hiç yemiyorum aslında görüyorsunuz falan. Evet, kamerayı gördünüz, iki dilim yedim. Şey. Ama şey yani, bilmiyorum ya. Dur ben kapatayım o zaman, bir ye sen. Masada bir şey kalmadı. Yo yo, yedim bugün, Allah bereket versin. İyisin yine, ilk başta siz bir ara İstanbul'da görseydiniz. Oo, çok fenaydı. Çok şimdi fenaydı, güzel. Şu an çok iyi. Bakalım artık. Nar yiyeceğim de kaşık almamışım, şuradan azıcık kaşık alayım. Çay kaşığı ve hiç yorulma. Yiyecektim de onu da çaya attım ya. Evet. Şöyle verdim şekeri. İlla kahvaltıda böyle bir meyve falan oldu mu ben mutlu oluyorum.
Şimdi 2-3 kaşık bundan yiyeyim, vitamin olsun. Hava böyle. Yani bir yağıyor, bir duruyor. Şimdi tam patlayacak kararda bir bayağı. Ama iyi oldu, ağaçlara falan yarıyor işte. Ara ara böyle yağması. Biliyordu sen bunu. Şimdi görürsün bundan sonra. Nasıl yağıyor? Ya geçen sene ilk geldiğimde ben de şok olmuştum ya. O nasıl yağmur arkadaş, durmuyor. Ben hayatımda öyle bir yağmur, öyle bir rüzgar ilk defa burada yaşamıştım. Ya nasıl bir ses çıkarıyor rüzgar var ya. İstanbul'da da kışın yağıyor yağmur, alışkındık ama hani 3-4 saat, 2 saat yağar durur, işini halledersin. Burada öyle bir şey yok. Artık ben deliye vermiştim. Giyiyordum montu, gidiyordum bahçede. Aynen. Çünkü durmuyor bir gün, iki gün. Muğla'da ben ilk başlarda falan böyle çok kış olmuyor sanıyordum. Ne bileyim, hiç görmüyordum ya videolarda falan da. Sıcak böyle normal, hani normalde nas serin geçiyor sanıyordum. Buraya gelince anladım ki öyle bir şey yok yani. Muğla bayağı bildiğin her yerinde kış yaşanıyor, soğuk yaşanıyor. Evet. Ve bayağı ciddi soğuk yaşanıyor. Rakım yükseldikçe bu ciddiyet artıyor. Bizimki 650 mi burası? Hı hı. 650, aşağıya göre bir %20 daha şey yaşıyoruz biz, soğuk. Ya işte yaylı olduğu için rüzgarı da soğuk daha fazla düşürüyor. Yoksa belki sadece şey olsa, rüzgar olmasa daha yine ılıman geçebilir. Ya her şeyi de söylemek lazım işte. Senin şu anda bunu söylemen. Kış var var. Kış var yani, Muğla soğuk. Karasal iklimini yine Burdur, Isparta tarafı gibi almış yani. Muğla Muğla da yani soğuk. Soğuk soğuk. Aşağısı belki bir iki derece daha fark ediyor olabilir ama oralar da soğuk kışın yani. Muğla öyle gül pembe şimdi değil yani. Aşağılar diyorsun da mesela tabii oralar da soğuk. Deniz seviyesinde olan yerler tamam biraz daha ılıman ama sonuçta orası da yukarıya doğru çıktıkça fark etmiyor. Yine soğuk. Soğuk soğuk. Güneş oldu mu iyi. Burası da iyi. Her yer iyi. Geçen gün herhalde aşağılara bir yağmur yağdı. Sel felaket. Burada hiçbir, burada şey, hiçbir şey yoktu. Şimdi düşün. Bayağı bir ciddi yine yakıt masrafı oluyor yani. Bu sene pahalanmış. Bu sene daha da fazla olacak. Geçen sene ilk geldiğimizde 2000 TL'ye aldığım kömürü, tonunu, şu anda 5000 TL'ye aldım tonunu. Bir yılda 2000'den 5000'e mi çıkmış? 5000'e her çıkmış şey. Ki oradaki hanımefendi, ablalara da söyledim. Abla dedim, ben bunu geçen sene buraya ilk geldiğimde Kasım'da dedim 2000 liraya almıştım dedim. Eğer dedi Ağustos'ta alsaydın da dedi 900 liraya alacaktın dedi. Bak oradan 900 liradan 2000 liraya çıkmış. Şu anda 5000 lira. Allah'u alem artık bir dahaki takviye. Yani 2021'in Ağustos ayında kömür 900 liraymış burada. Evet öyle dedi abla. Biz Kasım'da 2000 liraya almışız. Bu sene Kasım 5000 lira. 5000 lira. Şu zamma bakar mısın? Sen ne kadar arttırırsan arttır. Vallahi bu geçinmek oranda çok zor bizim gibi insanlar için. Oo, sağanak yağmur geliyor baya. Başladı yağmur. Karardı her taraf. Ben bir bardak daha çay içeyim. Çamaşırlarımı asmam lazım. Yağmur da geliyor. Nereye asacağım onu da bilmiyorum. Vallahi yağmur bir yağmaya başlıyor. 3 gün yağmur. Nerede kurutacağız bu çamaşırları bilmiyorum. Bu sene yine şu verandayı kapatacağız olmazsa. Kapatalım çünkü böyle olmuyor. Oradan yağan yağmur şu bütün evin camına kadar böyle deli gibi yağıyor ama. Evet. Hiçbir yerde çamaşır kurutma şansım kesinlikle yok. Evin içinde de olmuyor. Mecburen şu verandaya bir şu tarafı falan bir kapatalım, bir şey yapalım da. Bence komple kapatalım. Orada yine şey yaparız işte. Kışın nasıl orada işin bitiyor, komple kapatalım. Kapatmak hem da çiçeklerin istemiyorum. Hem çiçeklerin için de iyi olur. Çiçekler yoksa var, ayakkabılar oluyor hani ister istemez. Çizmelerimiz falan oluyor bahçede giymeye. Şimdi çamaşır kurutmaya yer yok. Bir de şey o, zor oluyor yağmur yani. Yağmur bir de sepken gibi böyle rüzgarlı geliyor. Deli gibi ya diyorum ya, camı delip camın çekecek yarısından itibaren o 1.80'lik camın yarısından aşağı ıslanıyor. O veranda falan kesmiyor onu yani, o çatı. Komple ıslak orası. Allah nasip ederse biz kendi verandamızı kapalı yapalım. Yani açılıp kapanabilen bir şey yapalım. Kışları kapayalım, yazları açalım. Çünkü olmuyor. İnşallah. Her şey dışarıda kalıyor. Şu arz suyalım hepsini yaparız. Ay hadi inşallah ya. İnşallah. Hadi birer bardak çay daha içelim. Sonra soframızı kaldıralım. Yollara düşelim. Bakalım. Hadi. Ağaç var. Çaba gösterelim ki Mevla da bize nasip etsin. Videomuzu kapatalım. Sana bir çay ısmarlayayım ben. İyi tamam. Çıkalım. Bugün de sizlerle kahvaltı soframızda buluştuk. Doğal halimizle. Allah ne verdiyse yedik. Hakkınızı helal edin.
Şimdi işte çamaşırları falan asıp yola çıkacağız. Bize dua edin, inşallah hayırlı olur. Bir an önce arsamıza kavuşuruz. Artık hayallerimizi, planlarımızı yaparız hep birlikte. Güzel bir ev planı falan çizeriz. Ne alacağız, ne yapacağız. Abi o günler çok heyecanlı olacak. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Bir sonraki paylaşımda yine görüşünceye kadar diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Algoritmayı bekliyoruz. Algoritmayı kaldıralım tekrar arkadaşlar. Görüşürüz.